Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar, kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. bu da an! Hani o, Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın, diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. Eyyub'u da hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın, diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. Zünnunu da an, hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen. Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar, hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit, hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. Rasulullah sonunda şöyle dedi. Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır. Allah'tan başka kendisine zarar veya yarar sağlamayacak şeylere yalvarır. İşte besbelli sapıklık budur. Zira biz, vaktiyle İbrahim'e, Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman, sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin. Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin, ondan başka yalvardıkları tanrılar ise, batılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla, yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır. Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona, İyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz. Nuh: Ya Rabbi, dedi beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana. Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen, konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin. O Resul, Ya Rabbi dedi, beni yalancı saymalarına karşı sen bana yardım eyle. Derken, korkunç bir ses onları bastırıverdi adalet yerini buldu. Onları sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler güruhunun canı cehenneme. De ki, Ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma. De ki, Ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma. Sen de ki, Ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Sen de ki, Ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Kullanımdan bir kısmı, inandık Ya Rabbi, affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen, merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz? Sonunda sizin bu davranışlarınız, beni gönlünüzden geçirmeyi, beni yad etmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz. Öyleyse, ey Resûlüm ve ey mü'min! Sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bize affet, Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen. Ey ulu rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor ömrü tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. Ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi müttakilere önder eyle. Ya Rabbi dedi. Korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü, umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren. O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren, hastalandığımda O'dur bana şifa veren. O'dur beni öldürecek, ve sonra da diriltecek olan, büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşva eyleme beni ya Rabbi. O gün ki, ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün, insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur. Nuh ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halas eyle ya Rabbi. Nuh, Ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halas eyle ya Rabbi. Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi.'' Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık. Yalnız bir kocakarı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma sonra azaba maruz kalan. Onun sesini işiten Süleyman, tebessüm ederek, Ya dedi. Beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip, beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. O nesneler mi üstün, yoksa Çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.